birleşmesinin ziyafetini veriyoruz. Tabii ki o kadar tavuk pişip de önce bizimkiler yemezse kıyamet kopar. Tencereyi kafama geçirirler. Önce bizimkilere. Hadi bakalım, size de şifa olsun. Leo şifasını buldu Allah'ın izniyle. Çok zevkli içiyorlar suyunu da, şeyini de. Canımı çektirdi. Hıngırı kocaman oldu. Boyu da kısa. Bunlar böyle tabakta yemeyi de sevmiyorlar ha. İlla tabaktan indirip yiyorlar. Allah'ım yarabbi ya. Birbirlerinden kaçırıyorlar. Alıp oralarda yiyorlar. Ayy. Av gibi. Bak bak bak. Bak burada da var ha. Burada da var. Kediler de bir garip ha. Lucy tavuk yemediği için ona yaş mama açayım dedim. Murtaza hem tavuk yedi hem yaş mamaya yetişti. Bu da Leo'ya benziyor ama Leo değil. Tam kavga yok, bir dakika dur. Hepsini kes. Şişt, hayır. Ah, 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 ah. Hadi bakalım, hepimize yeter. Atilla, o küçük kıza kalmayacak Atilla. Vallahi alıp alıp gidiyorlar ha, arabaların altına. Gel, gel bak burada ne var, gel gel, koş çabuk. Koş koş. Çabuk çabuk. Bak tavuk var burada, gel çabuk. Yavruları var zaten ya. Ya yesin al. Yumuşakta yavruları var, 5 tane. Burada küçük bir kız vardı, onun için geldiydim. 3 tane kedi çıktı, alıp kaçtılar arabaların altına ama o yavruyu göremedim. Yani yavru dediğimde pek öyle yavru değil. Yani kirli, biz ona kirli diyorsun. Evet, mahallenin kirlisi. Yanaşmıyor ya bize. Ha, yanaşmıyormuş. Atilla'ya diyorum dış parazit yap. Sıkıysa sen yap diyor. Çok fena. Tavuklarını yemeye devam ediyorlar. Akşam oldu valla. Bazıları alıp alıp arabanın altına kaçtı. Gel, pis, pis, pis. Gel bak burada burada. Alıp alıp arabaların altına kaçtı. Çekemediklerim de çok oldu ama. Ay. Büyüttüm. Kızım orada var ya işte. Kap yetiremedim de. Hay etmek için artık yerlere de koydum. Ne yapayım? Şifa olsun. Leo şifa buldu. İnşallah hepiniz de güvenli, şifalı yaşayın. Bak bu da aldı, arabanın altında yiyor ha. Ne oluyorsa öyle. Bunların öyle bir kaçırma hırsı var. Hepiniz böyle bol şifalı hayat yaşayın. Şifa niyetine. Leo şifa bulduğu için. Operasyonu güzelce atlatırsa ziyafet vereceğim demiştim. Atlattı çok şükür. İyi maşallah. O da geliyor. Koş koş, yetiş sen de koş. O beyaz var ya, aldı arabanın altına kaçtı, yedi. Bak bak, oradan alıyor bir daha kaçıyor. Şuradaki kedi de konuşa konuşa yiyor. Şu sarı zaten gördünüz, önceden yemişti. Bu da alıp alıp arabanın altına götürüyor. Bu başka sarı. Bu bizim sarı galiba. Dur bakayım.
bu yok, o değil. Bir tane de cana yakın var da sarı beyaz çok. Hadi bakalım, şifa olsun. İyice karanlık oldu. Artık buraları da sonra gelip yiyecek kediler olacak. Hadi sana da afiyet olsun kuzum. Kameranın şeyini anlıyor. Hay ye ye, tamam ye. Ye ye. Kamerayı görünce utandı mı yoksa? Carlos doymuş. Ha. Arkadaşlar ben dışarının beslemelerini yaparken Dilan'ın dükkandaki kediler, oraya gelen kediler yemiş içmişler. Onlara yetişemedim. Onları kaçırdım artık. Bir tek Karam'la işte az önce izlediniz. Leo'yu da çekebildim. Bu arada Leo'yu sürekli güvenlik kamerasından da takip ediyoruz. Artık Leo yaş mama, kuru mama, tavuk her şeyi yiyebiliyor. Allah'a çok şükürler olsun. Leo'yu biliyorsunuz yani ağız enfeksiyonu vardı. 2 kırık, 2 de çürük. 4 diş çekilmesi gerekiyordu. Yoğun enfeksiyonu, apse vardı. Onlar da antibiyotik kullanımıyla uğraşırken karaciğer değerlerini bozduk. İşte hemogram ve biyokimya testleri problemli çıktı. Öyle olunca işte dişleri çekilemedi, anestezi uygun görülmedi. Bu sebeple yeniden hem enfeksiyon için hem karaciğer değerleri için bir daha tedavi gördü. Sonunda değerleri bir sonraki testte, tedaviler tamamlanınca değerleri iyi çıktı. Hemen operasyona alındı. Dişler çekildi. 3 gün falan klinikte kaldı. Sonra dayanamadık, aldık geldik. İlaç tedavilerini kendimiz yaptık ama bizden nefret etti. Çünkü 3 tane ilacı ve 2 tane ağız spreyi vardı. İstemiyordu yani onlar böyle bu kadar uğraşmamızı. Şimdi Allah'a çok şükürler olsun ilaçları da bitti. Yani çok da iyi. İşte ben de onun adına şey yapmıştım. Nasıl diyeyim, böyle adak gibi, böyle hani eğer bu kadar problem, çünkü 3 ay uğraştık bu ağız problemiyle Leon'un. Hayırlısıyla atlatırsak işte bildiğim, baktığım, beslediğim, karşıma çıkan tüm kedilere ziyafet vereceğim diye. Nasip oldu çok şükür. Allah'a şükürler olsun. İşte iyileşince o ziyafeti gerçekleştirmiş oldum. Kliniğe kalan borcumuz için de Melahat Hanım'a desteği için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Allah'a emanet olun.